Selamun aleyküm arkadaşlar, Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe bugün arka arkaya oynadılar. Saat 16'da Kayseri'de Fenerbahçe sahaya çıktı. Saat 19'da da arkadaşlar Bodrum'da Galatasaray sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin Kayserispor önünde aldığı farklı bir galibiyet var. Ama yüz kızartıcı bir galibiyet var. Skandal bir galibiyet var arkadaşlar. Herhalde bundan sonra bir daha şu Fenerbahçeliler, malum kişiler, onların yalayıcı yalakalığını yapan o malum dalyarak tipler bir daha yapı diye bir kelimeyi ağızlarına alamazlar arkadaşlar. Bundan sonra birileri yapı yapı derse, yapı yapı derse, o yapı diyenin ağzını böyle cağalart diye yırtacaksınız. Onları en helalinden yağlı kazığa oturtacaksınız arkadaşlar. Ve bundan sonra ben Galatasaray'ın yerinde olsam, Türkiye'nin her tarafına arkadaşlar, o Kayserispor maçının daha hemen başlarında kazanılan tüm zamanların en skandal, en komik, en rezalet penaltısı görüntüsünü, o penaltı görüntülerini her yerde billboardlara koyarım. UEFA'ya gönderirim. Derim ki Türkiye'de Mourinho, Muğ Bey'in takımı işte böyle penaltılarla maç kazanıyor derim. Bana hiç kimse şunu demesin. Kardeşim bunlar 6 tane attılar. 6 tane atılan yerde bir golün, bir penaltının tartışması mı olur? Olur arkadaşım, olur. Daha maçın başında. Ha şunu size söyleyeyim. O penaltı verilmese de zaten Fenerbahçe maçı yine kazanacaktı. Ama ellerine, ayaklarına dolaştılar arkadaşlar. Kayseri'de bakın, Kayseri'de yapı, bakın Kayseri'de yalı kazandı. Yapı kredi kazandı. Bakın yapı tire kredi kazandı. Anlıyorsunuz değil mi? Kayseri'de haram da kazandı. Haram 3 puan var arkadaşlar. Neymiş efendim? Kayserispor 10 numara mücadele etmiş. Mücadelenin kralını Bodrumspor verdi. Üstelik 10 kişiyle. Nasıl mücadele ettiler? Ben orada gördüm. O yüzden diyorum Galatasaray 54. dakikada Batshuayi'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bodrum'da hak kazandı, adalet kazandı, alın teri kazandı arkadaşlar. Alın teri kazandı. Galatasaray kendisine karşı kurulan bir operasyona rağmen, çürümüş bir operasyona rağmen, çürümüş bir yapı naralarına rağmen arkadaşlar, Galatasaray alın teriyle, hakkıyla orada kazandı ve helalinden 3 puanı aldı. Maç farka giderdi, berabere biterdi, o olurdu, bu olurdu. Şimdi orada görüyorum, Bodrumspor'un teknik direktörü, Fenerbahçeli teknik direktörü gazel okuyor. Yok işte kolay atıldık da, o oldu da, bu oldu da. Kardeşim, aynı hareketleri Galatasaraylılar yapınca sarı görüyor, kırmızı görüyor da seninki niye görünmeyecek? Seninki niye korunacak? Ha, şunu demek istiyor. Ya ben de Fenerim. Benim de Fener'le bir bağlantım var. Benimkini de koruyun. Bak Fener'i koruyorsunuz. Aynı pozisyonda Fenerlere ne kırmızı çıkar, ne sarı çıkar. Penaltılar verilir. Avanta levantalar verilir. Arkadaşlar bakın. Eğri oturup doğru konuşalım. Tüm zamanların en rezil penaltısıdır Kayseri'de bugün kazanılan, yani saat 16 maçında kazanılan penaltı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı. Arkadaşlar görüntü burada bende var. Gösteremem tabii çünkü sıkıntı oluyor. Hakkımız değil göstermek. Fotoğrafları var. Rezalet bir şey ya. Gidiyor Fenerli futbolcu rakip oyuncunun ayağına basıyor, vuruyor, atıyor kendini yere. Tam kalkıyor sarı kart görmemek için, çünkü tırışka olduğunu biliyor. Sarı kart görmemek için arkadaşlar hemen kalkayım diyor. Düt, hakem penaltıyı veriyor. Bugüne kadar tüm zamanların en komik penaltılarından biri o Beşiktaş'ın, malum jimnastik kulübünün var ya, hep ağlayıp sızlarlar. Semra Özallı, işte Hasan Ceylanlı yılları boş verin. Yakın zamanda, yakın tarihte benim de hemşerim olan Ali Aydın, hakem Ali Aydın'ın Ahmet Hasan'a verdiği havayı
havadan kuş uçarken dengesini böyle kaybedir gibi oldu. Düt penaltı verdi. Adam diyor ki niye penaltı şey verdin diyor. Benim aleyhime faul. Ben faul yapmadım. Hayır diyor. Onlar sana yaptılar diyor. Penaltı. Adam şaşırıyor. İşte o penaltıdan daha beter penaltıyı arkadaşlar Kayseri'de verdiler. Kayseri'de böylesine rezil bir penaltı. Bilmem neymiş, direnç Tunuslu oğlu mudur, Tosunlu oğlu mudur? Beşiktaşlı babanın tabii ki Beşiktaşlı evladı olacak. Hiçbir itirazımız yok. Kendisi övünüyordu benim peder, muhterem pederim Beşiktaşlı diye. İşte onlar da sponsor kardeşlerine kıyağını yaptılar. Öyle bir rezil penaltı, öyle bir skandal penaltı ancak işte o direnç Tosunluoğlu denen halk tarafından verilir. Vardı da zaten oturan hakem. Yaşar Kemal Uğurlu denen bir başka skandal. Galatasaray düşmanı. Buna hayır oğlum böyle penaltı mı olur saçmalama deme cesaretini bile gösteremediler. O penaltıyla Kayserispor zaten teslim olmuştu. Biliyorsunuz yapı kredi var, muhabbetleri var. Neler olduğunu biliyoruz. Ben şimdi diyorum ki orada Kayseri'de yalı, bakın arkadaşlar Kayseri'de yalı, yapı, kredi haram kazanmıştır. Ve işte 6 gollü galibiyeti hanelerine yazdırmışlardır. Ama Bodrum'da da hak, adalet, alın teri kazandı arkadaşlar. Hak, alın teri, adalet kazandı. Dengeli, adaletli, adam gibi. Şimdi o hakeme, bay efendim Bodrum 45. dakikada 10 kişi kalmış. Yapmayacaksın faulü, yaparsan o faulü görürsün kırmızı kartı. Bu kadar basit. Onun dışında hakem gayet güzel maç yönetti. Hiçbir sıkıntı yok. Üstelik 4 dakika uzatma verdi. Maçı 7 dakikada bitirdi. O arada Bodrumspor'un direkten topu da döndü. İçeri girseydi ne olacaktı? Kimse diyecek miydi niye bu kadar uzatmanın da uzatmasını yaptın bir o kadar diye. Şimdi ha şunu söyleyebiliriz. Efendim Galatasaray'da kaçırmasaydı şu oldu bu oldu. Şimdi arkadaşlar bakın gelin eğri oturup doğru konuşalım. Bu arada bunu da sallamayalım tabii. Arkadaşlar ben ve sizler hiçbirimiz Galatasaray'ın Bodrum'da iyi mi oynadı? Hayır iyi oynamadı. Zaman zaman maç içerisinde ben de ya bu nasıl futbol kardeşim böyle de olmaz dedim. Ama sonra bir düşündüm ki asıl olan önemli olan kazanmak arkadaşlar. Kazanmak. Ha hava şartları, rüzgardı, oydu, buydu. Genelde bilirsiniz rakip 10 kişi kalınca 11 oynayan takımın dengesi bozuluyor. Oyun kurgusu gidiyor falan filan. Bu tür sıkıntılar oluyor. Galatasaray örneğin Ziyech'in hani boş kaleye bırakın vurmasına bilmem ne yapmasına. Hani komediler var ya futbol komedileri. Futbol komedilerinde bile onu gösterirler. Gösterdikleri zaman millet yıkılır ya. Böyle bir şey var mı? Ziyech efendi. Ha bu şunu gösteriyor. Ziyech yok arkadaşlar. Ziyech uçmuş. Artık bu Ziyech'i bir çuvalın içerisine koysunlar. Devre arasında nereye gönderiyorlarsa göndersinler kardeşim. Bundan bitmiş ya. Adam ruh olmuş. Osimhen topu getiriyor. Kendi vursa belki gol yapardı. Dedi ki %100 dedi gol şansı olan adamın önüne yuvarlayayım dedi. Önünde kabak gibi kale bir o şey Ziyech. Abi hiç kimse yok. Vurdu topu üstten dışarı attı. Pozisyonu hatırlıyorsunuz. Ama buna rağmen Ziyech'i de eleştirmeyeceğim arkadaşlar. Ziyech'i de eleştirmeyeceğim. Çünkü ne hali varsa görsün diyeceğim. Galatasaraylı futbolculara tek tek ele aldığım zaman çok şey söyleyebilirim. Hiçbirini söylemeyeceğim. Hiçbirini söylemeyeceğim. Siz de söylemeyin. Kötü oynadı. Öyle oynadı. Niye böyle yaptı? Şöyle mi olurdu? Böyle mi olurdu? Neden bu kaçtı? Demeyeceğim arkadaşlar. Tamam. Ziyech'inki çok ekstra bir örnek olduğu için söyledim. Onun dışında Osimhen'in kaçırdıkları var. Diğerleri var. Diğerleri var. İşte Mertens'in etkisizliğiydi. Şuydu. Buydu. Hepsini bir kenara koyuyorum. Çünkü artık Galatasaray büyük bir operasyona karşı, kokuşmuş bir düzene karşı yapı 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 diyerek dolaştılar kapı kapı arkadaşlar. Sonunda işte Kayseri'de gördük ne oldu? Kayseri'de yalı kazandı, yapı kredi kazandı arkadaşlar. Ve kim ne derse desin hak olmayan, adaletli olmayan haram puanlar haneye yazıldı. Bunu geçen sene biz çok görmüştük. Ha diyebilirler ki ya kardeşim 6 tane attık. Geçin geçin 6 tane öyle olmaz. Ha
Sen doğrusunu yapardın. Penaltı penaltı olurdu. Bilmem. Ofsayt mesela atılan ikinci gol müydü? Üçüncü gol müydü? Neydi? Ofsayt. Efendim topa hamle yap, hiç dokunmamışmış. Ya topa sen o hamleyi yaptığın anda ofsayt pozisyonudur bu. Bu kadar basit. Ofsayt pozisyonu. Olmayan bir penaltı. Ondan sonra her türlü rezillikler almış başına gidiyor. Kayseri maç bitmiş arkadaşlar. Kayseri başkanı teşekkür ediyor. Fenerbahçe'yi kutluyor. Bilmem ne kutluyor. Oyuncularımla gurur duydum. Bilmem ne duydum diyor. En iyi 3 oyuncusu yok. Ne bileyim orta sahada bir tane Mane bilmem ne isimli bir oyuncu. Efendim eşi rahatsızlaşmış. Oynamaz bilmem ne yapmaz. Hani hatırlarsanız geçen sene de Emre Mor Karagümrük maçında oynamamıştı ya Fener'e karşı. Ben canım oynamak istemiyorum demişti. Oynamamıştı. Daha bunun gibi. Biz bu rezaletleri biliyoruz. Bakın tekrar şunun üzerinden geçelim ve kapatalım o defteri. Kayseri'de arkadaşlar dalga dümen kazandı. He? Yancı yalakaların dolduruşlarıyla kesinlikle arkadaşlar dolduruşlarıyla onların bir takım söylemleriyle etkilenen birileri ve başka bir şeyi biraz sonra söyleyeceğim. Hakları olmadığı halde tüm zamanların en rezil penaltısını kazanarak o penaltıyı gola, kaleye, üç direğin arasına atmak marifet değildi. O penaltıyı biz böyle haram penaltı puan istemeyiz deyip dışarı atabiliyor musun? Ha, kim atacak? O Tadiç mi atacak yani? Bırakın siz onları. Ve gelelim şuraya şimdi. Gelelim arkadaşlar işte kankalar. Bakın TFF Başkanı Fenerbahçe Kayseri'ye attı 6 tane diye ne kadar mutlu, ne kadar şen, ne kadar şakrak. Kankasının takımı kazandı. Burada işte birbirlerine karşı mutlular. Erkan Engin'li sezonlardan, Emre Maloklu sezonlar, bilmem işte o Galatasaray'ın onur özü toprak mıdır bilmem ne tiplere kadar biz geldik. Ama Galatasaray öyle ya da böyle Batshuayi'yle de olsa saplamayı bildi. Tek saplamayla da olsa 3 puanı hanesine yazdırdı mı? Yazdırdı arkadaşlar. Bekliyorlardı. Şimdi ben size şimdi şunu söylüyorum. Burada yaşanan bu hakem abidik gubidikleri çok olacak. Onları boş verin. Bu Bodrum maçında orta hakem dengeli bir maç yönetti. Kuralları uygulamaya çalıştı. Verilen sürenin üstüne bir o kadar ilave etti. Tercihler mercihler hiç onlara girmiyorum. Onlara girmiyorum. Bu kadarına biz razıyız çünkü. VAR'daki de bu sefer fazla üstüne vazife olmayan şeylere giremedi. Ama bundan sonra siz bekleyin arkadaşlar. Öyle bir düzen kuracaklar, öyle bir skandallar serisini başlatacaklar ki ve bunun ilkinin de arkadaşlar Sivas'ta olacağını söyleyebilirim. Çamur atıyorlar. Efendim Bodrumsporlu oyuncu ikinci sarı kartı kasıtlı görmüş. Vay be. Haydi ya deme ya. Haftaya Galatasaray Eyüpspor'la oynayacak ya. Eyüpspor'un 3 oyuncusu sarı kart cezalısı durumuna düşmüş. Bana ne düştüyse düştü. Düşmeseydi adamlar kendi sahalarında Rize ile oynadılar. Ve inanın arkadaşlar 1-0'dan 2-1 mağlup duruma düştüler. Tansiyonu o kadar yüksek bir maç oynadılar ki kıran kırana bir maç oynadılar. Kendi sahasında mağlup olan bir takımın bazı oyuncularının sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinin Galatasaray'la ne alakası var? He? Biri çıksın söylesin. Ama yapı var ya. Kafalarında yapı var ya, abidik gubidik işleri var ya, herkesi kendileri gibi biliyorlar ya. İşte gördük Kayseri'de. Kayseri'de rezaletin daniskasını gördük. Nasıl yaşanıyor? Tüm zamanların en rezalet penaltısıdır o penaltı. Kimse hesap soracak mı? Kimse bunu konuşacak mı? Hayır. Fenerbahçe şöyle oynadı. Fenerbahçe müthiş takım. Muğ Bey'in takımı şöyle. Rayına girdi, yoluna girdi. O yalama, yıkama, her türlü övgü devam edecek. Devam edecek, eder. İşleri güçleri bu çünkü. Algı oluşturacaklar. Ama Galatasaray karşısında Bodrum'u gördünüz. 10 kişiyle de olsa nasıl mücadele etti? Kayserispor'da öyle bir mücadele var mıydı? Eller teslim. Gel, geç, bilmem ne. 90. 90 artı bilmem kaçta top direkten dönüyor. Çünkü niye? Bodrumspor başkanıyla, yöneticisiyle, teknik direktörüyle kimlere hizmet ediyor? Kimler için oynuyorlar? Siz zannediyor musunuz ki Bodrumspor kendisi için oynadı? Ha ben şunu demiyorum. Oynamasın, mücadele etmesin demiyorum.
oynasınlar, mücadele etsinler. Ama mücadele bu şekilde, bakın Bodrumspor bu şekilde oynasa ligde dereceye girer. Ama yok. Galatasaray söz konusu olunca böyle oynanıyor. Volkan Demirel efendi, ha, diğerleri. Efendim geçen sene Hatay'ın teknik direktörüyken Galatasaray'ı yenmişmiş de Bodrum'la da yenecekmiş. Nasıl yeneceksin? Geçen sene Hatay'la Galatasaray'ı nasıl yendiğini biz biliyoruz. Volkan efendi. İki tane Galatasaray'ın %100 penaltısı verilmedi. Daha neler? Biz bunları çok çok gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Bu filmleri biz çok izledik. Galatasaray'ı Sivas'ta neyin beklediğini biliyoruz. Ondan sonraki maçlarda kimlerin ne tür dalga dümenler, operasyonlar, hazırlıkları içerisinde olduğunu biliyoruz. Yapı yapı diyerek hem yalı galibiyetleri alanların, yapı kredi galibiyetleri alanların da kimler olduğunu çok iyi neticede şekilde bizler biliyoruz arkadaşlar. O yüzden sakın ha sakın siz olun, Galatasaray'ın Bodrumspor karşısında oynadığı futbolu da, oyunu da, şunu da, bunu da arkadaşlar dilinize dolamayın. Aldın mı 3 puanı? Aldın. Galatasaray rekorunu kırdı mı? Rekoruna yeni bir rekor ekledi mi? Ekledi. Şimdi biz unuttuk o maçı. Hafta içinde Perşembe günü oynanacak olan AZ Alkmaar maçına dönüyoruz. Sonra arkadaşlar Pazar günü oynanacak olan Eyüpspor maçına döneceğiz. Ha, şuna gelelim. Bakın Perşembe günü 3 takımın da dışarıda, birinin Macaristan'da, birinin Hollanda'da, öbürü de Slavia Prag'a gidiyor galiba. Çekya'da maçları var, değil mi arkadaşlar? Dönüyorlar, dönüyorlar ve Galatasaray pazar oynuyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş pazartesi oynuyor. Bir gün daha fazla dinleniyorlar. Normalde Beşiktaş niye Macaristan'da oynuyor? Kendi sahasında oynaması gereken bir maçtı. İsrail takımıyla Macaristan'da oynuyor. Peki Macaristan'da oynuyorsa neden maçını pazartesi oynuyor? Kendi sahasında oynuyor diye bir statü var. Hak ona verilmiş. Dolayısıyla pazar günü Beşiktaş'ın oynaması lazımdı. Ama yok. Beşiktaş'a avantaj sağlanacak. Fenerbahçe'ye avantaj sağlanacak. Galatasaray dezavantajlı duruma düşürülecek. İşte gördüğünüz şu yapı, şu sırıtan adam, o bu. El ele vermişler kank işler abi. Galatasaray'a çakacaklar. Yok böyle bir numaraya. Böyle bir numara yok. İşte öyle ya da böyle ben de bu yüzden diyorum ya, Galatasaray bu durumda arkadaşlar hakkıyla helal, alın teriyle helalinden 3 puanı aldı. 3 puanı aldı arkadaşlar. Onlar da biliyorsunuz nasıl aldılar o 3 puanı. Yalıyla, yapı krediyle. Ondan sonra daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yağcıları, yalakaları. Galatasaray 1-0 kazandı diye neredeyse ağlayacaklardı. Ama işin güzeli ne biliyor musunuz? Batshuayi'nin saplanmış olması. Batshuayi sapladı ki acısı iki kat daha derindir mutlaka. İki kat daha derindir. Ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Bu ne ya? Bu kadar dalga dümen olabilir mi? Galatasaraylı futbolcular o maçın ilk yarısını seyrettiler. O verilen penaltıyı, ofsayttan atılan golü, geçen hafta Sivas'a da aynı şekilde atıldı. Her hafta abi abidik gubidik maçlar, al külah ver takke, haram puanlar geliyor. Gelsin, ne güzel. Ondan sonra yok yalı var, yok o işte yapı var, yok o var, bu var. Ağlamalar, sızlamalar devam ediyor. Federasyon başkanı zaten onların binmiş kayığına, onların dümen suyuna. Galatasaray'ın maçlarına verin Fener'in kadrolu hakemlerini. Neyse arkadaşlar, şimdi tekrar Bodrum maçıyla derleyelim, toparlayalım. Galatasaray zor da olsa karşılaşmayı Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı. 13 maçın 12'sini kazandı arkadaşlar. Değil mi? 10, pardon. 11'ini, 12 maçtı Galatasaray, 13 değil. 12 maç oynadı. 12 maçın 11'ini kazandım. Dolayısıyla arkadaşlar puanını aldı, başını gidiyor yukarılara doğru. Rekor kırarak gidiyor. Hani puan cetvelini göstereyim mi dedim ama göstermeye de gerek yok. Çünkü oynanacak maçlar var. Pazar maçları var. Onlar var. Bunlar var.
Evet arkadaşlar, Galatasaray şimdi 34 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibinin 5 puan önünde yoluna devam ediyor. Orada bir sorun yok ama şu grafiği yapanların da eline sağlık. Türkiye Futbol Federasyonu diye yapılmış arkadaşlar. Son derece doğru, haklı bir grafiktir. Gördüğünüz üzere biraz önce de benim zaten kolajda gördünüz. Bunlar İyice kanka olmuşlar. Daha dün birbirlerine sallayıp duruyorlardı. Şimdi el ele verdiler. Yollarına devam ediyorlar. Ne halleri varsa görsünler arkadaşlar. Devam edelim. Galatasaray'ı doğramaya devam edecekler. Ama bunların hiçbiri önemli değil. Ağlayacaklar, sızlayacaklar. Galatasaray 12 maçta 34 puan toplayan ilk takım olmuş 12 maçta. Ağlama, sızlama devam eder. Ha bak şimdi burada ne yapıyorlar tabii? Osimhen'e çakıyorlar. Efendim Osimhen 75 milyon eder mi? Galatasaray 75 milyonu verir mi? Bu işte Osimhen'e versin mi diyorlar. Ben diyor bilmem ne falan diyor. Osimhen 3-4 yıl sonra bu teknik yeterlilikle 25 milyon eder mi? Bunlar çok biliyorlar ya. Her şeye ahkam kesiyorlar. Ha Kayserispor arkadaşlar. Kayserispor başkanı neredeyse gidecek tebrik edecekti. İşte şöyle oynadık da böyle oynadık da cartta da curt da falan filan. İşte maç 3-2 3-2 iken de 3-2'ye geldiğinde işte bir penaltı. Ya iki tane penaltım verilmedi. Fenerbahçe'nin lehine verilen penaltı. Kıyameti koparman lazım. O penaltı öyle komik penaltı ama kimsenin sesi çıkmıyor. Bu arkadaş da ağlayıp sızlıyor. Yok öyleydi, yok böyleydi. Arkadaşım bizim senin kime hizmet ettiğini, ne yaptığını biz gayet net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım ne demiş şey. Konuştu. Bir kere hele bu ilk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Federasyon Ya başkanımız. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok. Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi. Akabinde bu gene aynı ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıktı. Gene geldi bizi suçladı. Sayın Başkan Vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil. Ama İbrahim Başkan bizi şok ediyor. Federasyon şok ediyor. İnanamıyorum. İbrahim Başkan benim çok saygı duyduğum, hürmet ettiğim biri. İki kere konuştu. Bir kere hele bu ilk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Ya Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok. Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi. Akabinde bu gene aynı ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin Görüyorsunuz çıktı, arkadaşlar. Şimdi kanatla çıktı, her türlü rezalet, gene geldi bizi suçladı. her türlü rezalet var arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle ha bu arada biliyorsunuz Galatasaray, minik Galatasaray taraftarı vefat etmişti trafik kazasında. Galatasaray ve Okan Buruk biliyorsunuz futbolcular gittiler mezarını ziyaret ettiler arkadaşlar. Bu da güzel Onu bir suçladı. şeydi. Neyse şimdi daha bunun gibi çok söylenecek şeyler var ama ben fazla sohbeti de uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ha şunu da sizlere göstereyim. Malum şahıs diyor ki pozisyon ilgili hani o benim biraz önce anlattım ya maçın başında kazanılan penaltı diyor ki pozisyon ile ilgili yorumum pozisyon diyor penaltı falan değil diyor. Değil tabii penaltı olsa zaten öyle mi olurdu? Ekranda görülen kişi de bilmiyorum öyle dedi mi demedi mi onu bilmiyorum ama yapı tekrardan devreye girerek diyor Fenerbahçe lehine bir penaltı verdi. Bu kadar açıktan da olmaz hocam demiş. Kayseri'nin penaltısı var ama var yok. Komedi diyeceğim ama maç sonunu bekliyorum demiş. Neyse arkadaşlar ekrana benim yaptığım kolajı getiriyoruz. Galatasaray'ın işte sonucu 0-1'lik bir galibiyet grafikler. Ve öbür tarafta malum şahıslar, kankişler, züppeler şimdi böyle kanka manka muhabbetleri devam edelim. Burada da arkadaşlar lig tarihinin
en iyi 12 hafta performansını görüyorsunuz. Bir tane burada 3-3'lük bir beraberlik var. Onun dışında arkadaşlar Galatasaray gelene gidene öyle ya da böyle sapladı arkadaşlar. Bu arada şimdi Galatasaraylılar tabii soruyorlar. O Kayseri'de komik penaltıyı veren bu VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu ile diyor. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu haftaya maç alabilecek mi? Bu hakemlere haftaya maç verilirse federasyonun tetikçi hakemleri damgasını yerler. Ferhat Gündoğdu boşuna MHK başkanı yapılmadı. Yapının başı Hacı Osmanoğlu ve Gündoğdu'dur diyor. Doğru söylüyorlar arkadaşlar. Şu anda el ele vermişler. Görüyorsunuz. Al külah, ver takke. Bu arada Batshuayi yine ikinci yarıda girdi. Golünü attı. Güzel fotoğraflar var. Böyle bir grafikler var arkadaşlar. Bunları da gösterelim. Sizlerle paylaşalım bu güzellikleri. Hakikaten Galatasaraylı. Osimhen tabii inanılmaz derecede çok çalıştı. Ama size bir itirafta bulunayım. Icardi'siz maçın tadı tuzu yok değil mi? Vallahi öyle oluyor yani. Icardi olmayınca arkadaşlar, Icardi olmayınca ne kadar da alışmışız Icardi'ye. Icardi'siz maçın harbiden ne tadı var ne tuzu var. İnşallah Icardi en kısa zamanda gelir. Maçtan sonra da arkadaşlar böyle bir güzellik yaşandı. Kale arkası şovu biraz buruk oldu ama önemli olan galibiyet galibiyettir. Biz 3 puanı kutlayacağız. Herhangi bir şekilde Bodrum maçı üzerine yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Yani o iyiydi, bu kötüydü diye helal olsun diyeceğiz. Aslanlar gibi alınlarının teriyle helalinden 3 puanı aldılar. Ha, bazıları da arkadaşlar yalıyla, bakın yalı, yapı, kredi ve de haram. Bu kadar basit. Galatasaray alın teriyle helalinden 3 puanı hanesine yazdırdı. 12 maç, 11 galibiyet, 33 puan, bir de beraberlik 34 puan. Gerisi Allah kerim diyelim ve sıra geldi şimdi Perşembe akşamı Hollanda'da oynanacak olan AZ Alkmaar maçına. Sonra hafta sonu pazar akşamı oynanacak olan Eyüp maçı arkadaşlar. Gerisini boş verin. El alemin 3 koyunu 5 keçisi bizi ilgilendirmiyor. Onların Kayseri'de o tüm zamanların kazandıkları en rezalet penaltıdan sonra bundan sonra bir daha yapı yapı diyemezler. Derlerse bundan sonra kim yapı, hakem vesaire gibi laflar ederse yakınınızda, en yakınınızda kim konuşuyorsa ağzını böyle cart diye yırtın. Yağlı kazığa oturtun arkadaşlar. Yok yok, yağsız kazığa oturtun siz onları. Anladınız mı arkadaşlar? Bir daha hangi yüzle konuşacaklar? Ha bir de bunların sponsor kardeşleri var biliyorsunuz. Yırtık çoraptan çıkan parmak gibi böyle çıkarlar. Zartta da zurtta da ederler, ağlarlar. 30 yıldır şöyle izle böyle izle bilmem ne falan filan diye. Taşıdıkları 3 yıldız var ya göğüslerinden. O bile sahte. 14 şampiyonlukları var. Onu da Semra Özallı, Hasan Ceylanlı, Ali Aydınlı, abidik gubidik numaralarla. Biz bunların hepsini biliyoruz. Ama iş konuşmaya, ağlamaya, sızlamaya gelince he, böyle bu kendi taraftarını kandırmaya benzemiyor arkadaşlar. Neyse Galatasaraylı oyuncuları tebrik ediyoruz. Helalinden alın terinleriyle, terleriyle aldıkları bileklerinin hakkıyla aldıkları 3 puandan sonra hava şartları, rüzgar, o bu, rakibin 10 kişi kalması, motivasyonun dağılması, milli maç sonrası oynamış olmalar, Galatasaray'ın en önemli 3 oyuncusunun eksik olması ki bugün defansta Sanchez olmadığı zaman, forvette biliyorsunuz Icardi olmadığı zaman Galatasaray'da bir yavanlık ister istemez oluyor. Her neyse 3 puan 3 puandır. Orasına burasına bakmıyoruz. Galatasaraylı oyuncuları kutluyoruz. Enseyi karartmıyoruz. Başka sohbetlerde birlikte olacağız. Beğenmeyi de unutmuyoruz değerli kardeşlerimiz. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.